mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bugün çok mutluyum. Yıllardır süren hasretim şirketimizin CEO'su öz oğlum gibi gördüm Bülent Bey sayesinde nihayet sonlandı. Tam da ben yalnız ve mutsuz bir kadın olarak öleceğimi düşünmeye başlamışken. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır Bülent. Rica ederim. Biricik oğlumu, sevgili gelinimi geri getiremem. Ama artık incim yanımda. Bundan sonra tek istediğim şey bütün zamanımı onunla beraber geçirmek. Kaybettiğiniz zamanı telafi etmek. Sen benim her şeyimsin incim. Küçükken bunun aynı sende de vardı. Doğduğunda ben hediye etmiştim annenle sana. Artık senindir. Bu hayatta istediğim tek şey sendin. Günler, geceler boyunca seni tekrar görebilmek için dua ettim. Evine hoş geldin torunum. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende. Bir tanem benim. Bir tanem. Yetenekli torunum benim. Hadi bir daha. Kimsin sen? Babaanne. İnci. Suna Hanım, bu kızı dinlemeyin. Yalan söylüyor. Bunun bir de arkadaşı var. Bunlar ikisi bana geldiler ve bizi de kandırmaya çalıştılar. Bunlar sahtekar. DNA testi var. Sizin torununuz bu kız. Korumalar, alın bunları. Suna Hanım, bu kız sizin gerçek torununuz. Babaanne, babaanne hatırlıyorum hepsini, bu piyanoyu, seni, hepsini hatırlıyorum. Annemi babamı öldürten, beni kaçırtan adam bu. Bak bana verdiğin kolye. Durun. Suna Hanım, o kız sizin torununuz değil. İnci'nin DNA örneğini Bülent ve Amit'e verdim. Dün gece evimizi basıp bizi öldürmeye kalktılar. Amaçları 14 yıl önce işledikleri cinayeti örtbas etmek. Cinayet mi? Bırak kolumu be! Bakın, gerçekten benim bir suçum yok. Beni zaten bu ikisi tuttu. Çok para kazanacaksın dediler. Mustafa. Sen benim oğlum gibiydin. Harun dostuydun, canıydın. Nasıl kıydın onları? Bir hayat yeter bize. Çok bile ikimize. Bir hayat yeter bize.